Merhabalar dostlarım, ben Anıl Yılmaz. Oyun bir hafta önce her ikide dostlarım oyuna giriş yapan herkese Full Mehmetçik Pro Mekatronik Koleksiyon destesi verdi. Ben bunu bilerek sakladım, dedim ki bir video çekeyim hem de kardeşlerim görsün Mehmetçik Pro nasıl bir silah. Her şeyi efsane oluyor gördüğünüz gibi. Aynı verdiği şekilde takacağım dostlarım. Videoda sizlere göstereceğim. İnşallah Mehmetçik Pro'yu yükseltmek için materyaliniz vardır. O yüzden bu videoyu özel bir kardeşime materyal yardım yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki markette 1000 materyali DP ile alabiliyorsunuz. O materyallerden işte nereden baktınız şöyle bir 200K ZP'lik falan veririz. Yani 5000 materyal falan en azından artı yükseltmekte desteğimiz olur. Bakalım şu olması lazım. Yok bu değil. O binli olan hangisi? Sizler zaten biliyorsunuzdur. 500'lük var. Bir de bunun binli olanı var. O da 40.000 ZP. Tam ister bundan alır, ister diğerinden alır. Bunlardan 200K ZP değerinde bir tane kardeşime vermek istiyorum. Tek yapmanız gereken like atıp abone olup iletişim adresiyle yorum bırakmanız. 1000 like olduğunda açıkladım. Fazla değil. Çok az tuttuğum rakamı dostlarım. 1000 like olduğunda açıklayalım inşallah. Bugün olursa bugün açıklayalım. Hem de Mehmetçik Pro'nun gücünü görelim hep beraber dostlarım. Benim çok sevdiğim silahlardandır Mehmetçik Pro. Ara ara kullanırım zaten. Hem hasarı yüksek ama bence kararımca oyunda hiçbir zaman hak ettiği değeri bulamayan silahlardan. Keşke hak ettiği değeri bulabilse. Ben inanıyorum ki bir gün çoğu kişi Mehmetçik Pro kullanmaya başlayacak. Böyle mekatronik ön eklentisi işte oyunun verdiği her şeyi takacağım dostlarım. Sizlerde de muhtemelen bu şekilde olacaktır. Çünkü bende kuantumda var, en azından sizlerde olan şekilde kullanalım. Haydi bakalım, burayı fazla uzatmayalım. Videoya geçelim. En son video sonunda dostlarım hasarına gücüne artı altı haline bakarız. Haydi videoya. Evet dostlarım, ilk kilimi aldım. Çin bahçelerinde bir rekabet maçına girdim. Pardon, rekabet demişim, sabotaj maçına girdim. Burada adamların hepsi B'ye gitti herhalde. Aha biri burada. Gördüğünüz gibi dostlarım Mehmetçik Pro gerçekten güçlü bir silah. Ben çok severim. Dediğim gibi şöyle yakınlarda biri var mı? Yok. Varmış lan. Ek yemedim. Sniper'la burada ama. Adam şanssız günündeymiş. O da bas edin muhtemelen. Evet o da gitti dostlarım. İlk elden 4 kill'imizi aldık. Gerçekten çok güzel bir silah. Ama tek sıkıntısı Mehmetçik Pro'nun ön eklentisi dostlarım. Ön eklenti mekatronik pek alışıldık ve mekatronik susturucuyu kullanmıyorum. Pek alışıldık bir şey değil. O yüzden biraz sıkıntılı. Şöyle biraz bekleyeceğim. Bombayı öyle açacağım. Adam da geldi. Bakın bomba geldi. Adam bombayı yedi. Şurada bekleyelim dostlarım. Buradan gelebilirler. Ama aynı yere geldik kanka. Adam yakında. Kişi daha var orada. İnfo bombası attım. Bak yakınlarda. O da gitti. Helal be. Buralarda herhalde. O da bizde kaldı. Güzel başladık abi. Silah hantal ama dostlarım gerçekten nokta atışı yapıyor yani. Vurdu mu affetmiyor. Hasarı çok yüksek. Yani AUK'la aynı değerde diyebilirim. İsterseniz bu sefer bu taraftan gidelim. Şöyle hızlı bir şekilde gidersek. Buradan bir info alalım. Gelen var mı? Şu anda gelen yok. Buradan bir info alalım. Burada şurada adam var. Sniper var. Destek geldi. Bombayı yemedi. İki kişi kaldılar. Bu da base de olabilir. Evet base de. Aa, pusmuş dostlarım. Güzel vurdu, eline sağlık diyelim. Yani Çin bahçelerinde normalde Base'de ben pek beklemem o şevarlarda. Çünkü takımla beraber oynamak gerekiyor. Öyle bir harita. Takımdan ayrı kaldığın anda eli zaten kaybediyorsun dostlarım. Tek başına bireysel olarak koruyabileceğim bir harita değil. Şimdi bir Safranbolu haritası olsa Safranbolu'da bireysel koruma yapabiliyorsun ama Çin bahçelerinde zor oluyor dostlarım. Çünkü çoğu kişi çoğu taktikleri bilmiyor. Ben kendim de dahilim. Yani bir e-sporcu değiliz sonuçta. E-sporcu gibi nereden nereye gider, neresi nereye çıkar tam olarak bilmiyoruz. Yani çok oynamıyoruz. Adamlar sabah akşam eğitim yapıyor bu haritada.
Bu arada bakın gelmediler, ne base kalmayı tercih ettiler. Hepsi basedi. Bizim takım haşet etti. Şurada gelen var mı? Yok. Daha gitmiş olabilir. Arkamdaki adam çok ses yapıyor yalnız. Bomba kuruldu. Bak A gitmiş. Tam tahmin ettiğim gibi. Bombayı bul ve etkisiz A hale dedim getir. Ya. B'ye gitmiş. Beraber gitmemiz lazım. Gösterme. Tamam. Açıktan gittim. Gördüm adamı. Evet gitti. Güzel. Rakip takım az kişi kaldı. Odadan ayrılmaya başladılar. Mehmetçik Pro'yu hem sizlere gösteriyorum hem de kendi bildiğim ufak taktikleri göstermeye çalışıyorum. Birazdan muhtemelen oda dolacaktır dostlarım. Kardeşim de Dilev'de yayındaymış. Oda ismini gördüm, öyle geldim. Dilev'de yayındaydı dedi. Belki desteğimiz olur biraz da olsa. Böyle bizim takım full böyle gitti. Ben o zaman B tutayım. Bakın dostlarım, B tutarken genelde buradan zıplayarak bakıyorlar mesela. Adam burada var mı? Buralardan bakıyorlar. İnfo almak için çok işe yarıyor. Bu arada A bizim neresi yıkıldı? Aradan sniper'ım olsaydı görebilirdim aslında. A gittiler. İyi ki kaldık. Helal lan oğlum. Adam tek başına gitmiş bilim adamları. Bu arada orayı terk ettik, oraya bomba kurdu. Aynı yerden gitmekte her zaman fayda var bu haritada. Dediğim gibi destek haritası. Hızlı gitme kardeşim, bekle beni. Attım bombamı. Evet. Çıktım. Evet. Güzel aldık. Bana bıraktı, anlamadım niye bana bıraktı. Bomba imha edildi. Sula kazandı. Devre. Evet, devre oldu. Şimdi bu haritada da sizlere ufak tefek yine o tarafta da bir taktik göstermeye çalışacağım kardeşlerim. Bunlar önemli şeyler gerçekten. İşinize yarayacak şeyler. Rakip takım az olduğu için kardeşlerim hızlı bir şekilde gidiyorum. Normalde çok olduğu zamanlarda hızlı bir kilde gitmeniz lazım. Bakın tam buradan bomba atabilirsiniz. Adamlar genelde oradan koşar. Gelen giden olmadı. Bizden biri yıkıldı. Adamlar ayı boş bırakmış. Ne yapsınlar ki abi, 3 kişiler. Burada mı adam? Evet, öldü zaten. Mehmetçik Pro'yu anlatmaya gerek yok. Sizlere şöyle bir şey daha göstereyim. Çünkü soracaksınız biliyorum. Bunu da yapmadık demeyelim. Bakın dostlarım. Faremi elimden çektiğimde düz, bakın farem şu anda elimde değil. Yani sadece parmağımla tuşa basacağım. Bakın. Silah bu şekilde tepiyor, görüyor musunuz? Bayağı bir tepiyor. Ama biraz böyle hafiften bir sprey yaptığım zaman, bakın mermiler böyle hafif spreyde böyle gidiyor. Eğer daha hafif bir sprey yaptığım zaman, elimi klavyeye de bastım, gördüğünüz gibi bu şekilde gidiyor. Yani biraz fazla tepiyor. O yüzden bu silahla kullanmak için en yapmanız şey dostlarım, sık bırak, sık bırak, sık bırak uzak mesafede. Ya da yakın mesafedeysen de nişangahı açıp da sık. En önemli etkenlerden bir tanesi bu. Biraz ufaktan bir fazla tepiyor, haberiniz olsun. Size 3 tane detayı da göstermeye çalıştım. Hem sprey yaparak sıktım, hem hafif sprey yaparak sıktım. En mantıklısı bunların hafif sprey yaparak sıkmaktır. Hafif sprey ne işiniz yarar dostlarım? Fazla bastırmadan klavye ile yönlendirirsiniz. Ama sert sprey yaptığınız zaman, yani şöyle söyleyeyim. Şimdi sert sprey yaptığınız zaman elinizi basılı tutarsınız ya, sürekli sıkmak için, anladınız mı? Sert sprey, ama hafif sprey her silahta işe yarar kardeşlerim. Bu silah hafif sprey silahı, nokta atış silahı. O yüzden nokta atış yapmanız lazım. Bizden 3 kişi gitti bu arada. Hızlı çıksam daha iyi olacaktı. Göstereceğim kendimi. Ölürüm ama yapacak bir şey yok. Ses aldım.
Adamlar gelecek. Biraz ses vereyim. Bakalım beni görebilecekler mi kardeşlerim? Çok değişik bir yerde bekleyeceğim. Muhtemelen görürler. Beni arıyorlar muhtemelen. Biri geldi. Ha gördü. Aklım gitti lan. Bomba imha edildi. Gladio kazandı. Neyse yazmayayım chat'e, sıkıntı yok. Son round'da zaten dostlarım. Bombayı Tam bombayı aldığında kullanacaklar. sıkacaktım, gördü ama. Normalde o bak şunun arkasında beklerdim. Orada beklemedim. Şurası var ya, ya da içeride nişan alarak beklerdim. Bir bomba atalım. Aklım gitti ama var ya, göremedi sandım ama çok korktum gerçekten. İtiraf edeyim yani, bayağı bir korktum. Ve dostlarım şu... Lan o sis atmasaydım. Önümü göremiyorum, kör oldum. Burada sniper var muhtemelen. Evet, dediğim gibi bakın şurada beklerdim normalde. Tam burada beklerdim. Beni bulursa beklemezdi, içeride beklerdi. Geleni indirirdim az önce. Ya da bakın dostlarım size bir şey daha göstereyim. Şu camdan sniperla burası görünüyor. Gelen var. Oh, ikisi oradaymış, öldük. Bu arada 13'e 3 gitmişiz kardeşlerim. Çok öyle orta seviye bir odaydı. Güçlü kardeşlerimiz de vardı. İyi, buranı da aldılar, helal olsun. Son round'da sniper alsak mı acaba, bilmiyorum. Bu sefer de B'yi rushlayayım değil mi? Hep A'yı rushladım. Genelde adamlar zaten B'de bekliyor. Bu tarafta bekliyorlar. Bu haritada genelde dostlarım acemi insanlar hep B'de bekler. A daha zor olduğu için. O yüzden ya da sniper'ını çok iyi kullananlar B'de bekler. Haberiniz olsun. Burada pusan yok. Gördüm adam bu arada. Evet, ağır ağır geldik abi. O da gitti. Round'u aldık dostlarım isterseniz. Şimdi bir de silahın hasarına, gücünü, her şeyine bakalım. Yine tabii ki de kapı çaldı. Oğlum, sen yine ağlam için. Sen yine ağlam için. Bi Geç gülüm. Evet, 15'e 3 gitmişiz kardeşlerim. Şöyle silahın hasarını göstereyim. Ondan sonra videomuzu da kapatalım zaten. Gördüğünüz gibi hasar 37, sapma 14, tepme 5. Bu arada Mehmetçik Pro'nun tepmesi düşmüş olabilir. Yani az önce biz bir zemine karşı sıktık ama tepmesinin ben 5 olduğunu düşünmüyordum. Çünkü şöyle bir AUG'a geldiğinizde AUG'un da tepmesi 5 gördüğünüz gibi dostlarım. Hareket hızı 92. İşte tek kaybettiği şey hareket hızı 87. Daha önceden de hareket hızı 86 olabilir. Hasar 37. Avgun hasar da 37, gördüğünüz gibi dostlarım. Videomuz buraya kadardı. Keyifli izlemişsinizdir umarım. Allah'a emanetsiniz.